Merhaba arkadaşlar Faldun Mekan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıldızname açılımı yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz yıldızname yaparken destek kullanıyordum. Yani kart seçmeniz gerekiyordu. Ama artık şimdi şu anlık yani bu videoda öyle bir şey olmayacak. Genel bir açılım olacaktır arkadaşlar. Onu ilk başta net bir şekilde söylemek istiyorum. Onun dışında yıldızname açılım Genel olarak kehanet veren bir açılımdır. Hayatınızla ilgili kehanetleri söyleyen, hatta geçmişinizdeki şeyleri de söyleyen bir açılımdır. O yüzden yıldızname açılımı aslında önemli bir rol oynamaktadır bu açılım. Ne olursa olsun diğer açılımlara göre çok önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü dini açıdan bakılan bir açılım arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Şimdi Hazırsanız açılımımıza başlayacağız. Unutmayın ki enerjiler sürekli değişiklik gösterir. Lütfen bunun bilincinde olup o şekilde bu açılımı dinleyiniz arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen her bir kişi bu videoya uyumlanmış olacaktır arkadaşlar. Hayırlısı ve şifası olsun diyelim. Şimdi ilk açtığım zaman Kova ve Balık enerjisini bizlere gösteriyor mı açılımımız. İkisini de söyleyeceğim tabii ki. Ama şimdi Şuna bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu açılımda bu kişi yani aklınızdaki kişiyle ilgili çıkacak şeyler Açıkçası sizi biraz şaşırtacak. Buna hazırlıklı oldum. Şimdi Bu videoyu dinleyen insan bu videoyu dinleyen kişi Giyinip gezmeyi, yiyip içmeyi seven biri olur. Yani hayatında genel olarak bazı şeyleri artık yani bunu net bir şekilde söylüyor yıldızlama açılımımız hayatındaki stresi, sıkıntı artık bir kenara bırakmış olacaksınız. Neden? Çünkü artık kendinize önem verdiğinizi kendinizde alakalı sorunları bir kenara bırakıp ya gerçekten benim şuna ihtiyacım varmış, şurayı gezmeye ihtiyacım varmış, benim şunu görmeye ihtiyacım varmış. Aa ben bunu ilk defa gördüm diyebileceğiniz şeylerle karşı karşıyasınız şu anda. Hayatınıza artık kendi eksiğiniz ne olduğunun farkına varmaya başladığınız bir dönem. O kadar önemli bir dönem geçiriyorsunuz ki bakın gerçekten şu günlerin kıymetini çok iyi bilin. Çok iyi bilin çünkü her şey sizin ayağınıza gelecek. Öyle bir şey olmuş ki. Yani hangi avretin tali deli ve yıldızsız yuhal olursa. Yani arkadaşlar gökyüzündeki olayların gökyüzündeki gezegen olayların insanı hatta dünyayı nasıl bir şekilde etki bıraktığını herkes çok iyi biliyor. Ve bundan kaynaklı açıkçası Hayatınızda olan değişiklikler sizi biraz olsa bile, bakın biraz olsa bile geçmişten ve depresyondan uzak tutmayı bir şekilde başarmışsınız kendinizi. Ama ne olursa olsun tabii ki bunun sıkıntıların bunun stresini, bunun e, sorununu hala yaşamaktasınız. Bunlar da zaten değineceğiz, söyleyeceğiz. İlk başta giyinip gezmeyi, iyi pişmeyi seven bir kişi olur. Bu videoyu dinleyen kişi. Çok enerjik olur. Heyecanı genelde dorukta yaşar. Yani heyecanı o kadar yüksek olur ki en ufak bir şeye dahi heyecanlanma ihtimali olabilir. En ufak bir şey onu heyecanlandırabilir. Özellikle geçmişle alakalı şeyler. Geçmişi düşündüğü şeyler onu heyecanın doruklarına kadar yaşatır. Yani heyecanlanmaya genel olarak enerjik olmayı seven bir kişiliğiniz var. İster hayır ister şer olsun sırrını gizler. Bakın burada çok önemli bir mesaj var arkadaşlar. Çok acayip önemli bir mesaj var. Şimdi ilişki hayatınızda ona değineceğim. Şimdi ona geldik artık. İlişki hayatınızda Karşınızdaki insan, aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, işte konuştuğunuz kişi her kimse bu artık arkadaşlar. Yani bunu sadece bir şey olarak algılamayın. Hoşlandığınız bir insan dahi de olabilir bu. İlişki hayatındaki özellikle süreç içerisinde yani ilişki hayatında kiminle birlikte olduysa, kiminle gezdiyse, kiminle konuştuysa dahi ister hayır ister yani ister diyor hayırlı biri olmasını ister. Gerçekten ona şifa verecek, derdini dinleyecek, sıkıntısını çözecek bir insan olmasını ister hayatında. Onu taşıyıp gerçekten güçlü kılabilecek bir insan ister. Ama ne olursa olsun bu hayat, bu insanın, bu kişinin hayatına yani sizin hayatınıza şer dolu insanlar daha fazla girmiş. İçinde şer, art niyet besli olan, ilişki istemeyen yani ilişki Konusunda gerçekten amacı çok farklı. Menfaatleri çok farklı olan insanlarla tanıştığınızı söylüyor. Ve o insanlar da genelde kendilerini gizler. İlk başta gizlerler diyor. Öyle bir tanıtırlar ki size kendisini. Öyle bir, bir aşık olmanızı ne bileyim meftun olmanızı sağlarlar ki. O insan sırrını gizler. Size karşı duygusunu gizler. Asıl duygusunu gizler. Ve sonrasında o insan siz ne olduğunu anlarsınız ama ne olursa olsun şunu asla unutmayın. Bakın bu zamana kadar hayatınıza o kadar art niyetli insan girmiş ki. ilişkiniz konusunda söylüyorum. O kadar gerçekten menfaatçi insan girmiş ki. Siz ne olursa olsun duayı dilinizden eksik etmediğiniz için ya da sizin adınıza edilen bir dua hanede bir bayandan olduğu için bakın bir bayan sizin için dua ediyor çünkü etmiş de yani. İyiliğiniz için, hayrınız için. O bayanın o duası, o dilli duası ne olursa olsun sizi şer ilişkilerden uzaklaştırır. Yani o ilişkinin bitmesini sağlar. Yani ilişkinizdeki bitişlerin, ilişkilerinizdeki diyeyim artık bitişlerin, olmayışların, hatta ciddi dediğiniz ama olmadığınız, düşündüğünüz o ilişkiniz var ya. Onunla ilgili o ilişkinin bitmesinin sebebi o insanın size şer ile yaklaşmasıdır. Art niyet ve menfaat duygusu içerisinde yaklaşmasından kaynaklı ilişkilerinizde genel olarak bir bitiş yaşadığınızı, hayırlı bir insanın henüz hayatınıza girmediğini ama şöyle bir şey var. Bakın bunu da söylemek istiyorum. Bakın şer olduğunu düşündüğünüz, gerçekten size Kalp kırıklığı ve hayal kırıklığı yaşatmış, depresyona sokmuş, sizi geceler boyu ağlatmış bir insan gördüm burada. Yalnız bu insanın bir sıkıntısı var. Aile içerisinde başlamış bir sıkıntı. Biraz da sanki size, sizin gözünüzde bu insan ailesine bağlı bir yapıda gözüküyor. Ve gerçekten bu insana biraz senelerinizi vermiş gibisiniz. Yani senelerinizi gerçekten ön plana sokmuşsunuz. Arkadaşlar bu kişi her kimse. Bakın. Aslında bu insan sizin için hayırlı bir insan. Şu ana kadar yaşadığınız şer olayları, art niyet olayları ya da menfaat herhangi bir şey ne yaşadıysanız artık. Çünkü kalp kırıklığı o kadar çok ön planda ki genel olarak bu insan sizin kalbinizi kırmış. Genel olarak benim söylediğim olacak. Benim dediğim yapılacak diye inatçı bir tavırla, egolu bir ya da kibirli bir tavırla size yaklaştığını ve ailevi yapıya, ailevi değerlere o kadar çok önem veren bir insandan bahsediyor aslında burada. Ne olursa olsun sırrını sizden gizler. İster hayır olsun ister şer. Eğer ki o insan sizden sırrını gizliyor ise, hayatındaki yaşandığı duyguları, geçmişini dahi sizden gizliyor ise ve fazla aktarmadıysa bu insanın size karşı eğer ki bir değişim yaşadığını görürseniz yani bunu da şöyle göreceksiniz bilginiz olsun bakın. Burada aslında aklınızdaki insanın özellikle böyle kafanızı taktığınız yıllarınızı verdiğiniz emek verdiğiniz ilişkinizdeki o insan var ya arkadaşlar ondan bahsediyorum. Bakın eğer ki yıllar sürmemişse kesinlikle o insan sizin için hayırlı değildir. Bakın yıllar sürmesi gerekli. Gerekli arkadaşlar bir yıl dahi de yeter. O insan başında ve şakaklarında büyük bir ağrı yaşayacak ilk başta. Daha sonrasında o insanın beyaz tenli bir yani sizi değiştiği ya da duygularınızı duygusal olarak boşluğa düştüğü beyaz tenli bir kişiyle birlikte olmuş. Daha sonra bu insandan ayrılacak ve limoni bir dönem geçirecek. O insanın ona hayır olmadığını, o insanın ona bela getirdiğini fark edecek. Bakın aklınızdaki insan bu. Fark edecek. Daha sonrasında yahu benim üzerimde sihir mi var? Benim üzerindeki bu illet necidir? Nedir diye kendisini sorgulayacak. Daha sonrasında size yaşattığı sıkıntılar aklına gelecek. Size yaşattığı vicdan azabı aklına gelecek. Size yaşattığı güven duygusundaki kırıklıkları hayal edecek, aklına gelmeye başlayacak. Bilinç altını doldurmaya başlayacak. İlk başta başında ve şakaklarında bir ağrı yaşayacak ki bunu siz de çok defa yaşıyorsunuz. Çünkü sizin açılımınız bu. Ve balık enerjisinde bir insan yani kararsız bir insan o kadar çok kararsız ki bugün evet şurada buluşalım diyorsa yarın benim işim çıktı diyebilir yani o öyle bir insan ne yaptığı belli değil ya da nereye gittiği belli değil bir gün bir bakmışsınız ne bileyim Ankara'da bir gün bir bakmışsınız İstanbul'da yani ne yaptığı belli değil sürekli gezen bir insan yani gezmeyi de hani kenara bıraktım biraz tabii ki işinde ve gücünde iyi bir karakter aslında hani cesaret etse bir şeylere başlasa ve yapabilen bir karakter aslında hırslı bir karakter. Ama bu insanla olan durumlarınızı artık böyle bir çözüm artık böyle bir şey görürseniz özellikle diyecek ki benim üzerimde sihir mi var bela mı var illet mi var ben anlamadım neden böyle oluyor diye kendisini sorgulayacak daha sonrasında aslında o öyle dediği zaman sizin ahınız aslında devreye giriyor. Bu bir sihir ya da bu bir illet, bu bir nazar, bu bir uğrama ya da herhangi bir şey değil. Bu tamamıyla sizin ahınızın onun üstünde gösterdiği etkisi olacak arkadaşlar. O yüzden bu insanın yaklaşık bakın bu videoyu izlediğiniz günden itibaren eğer ki eğer ki size gece gelirse bakın gece akşam vakitlerinde bir adım atarsa o insanın amacı ve ruhu farklı. Eğer ki bu insandan gündüz bir adım alırsanız yani güneşin doğduğundan batışına kadar bir vakit alırsanız bir adım alırsanız bu insan sizin için hayırlı olacak. Bu insanda değişimi o şekilde göreceksiniz. Ama eğer ki gece akşam vakitleri size adım atırsa yani şer vakitlerinde size adım atarsa bu insandan hiçbir hayır göremeyeceksiniz. Kesinlikle o ilişkiyi bırakın. Kesinlikle o ilişkiden size bir fayda hayır gelmeyecek demektir. Mal evi huttur. Malı çok olur. Eğer ki malı çok olduğunu düşünüyorsanız. Yani kendinizde bunu görüyorsanız. Çünkü mal evi huttur. Malı çok olur. Genelde malından bereket göremez. Yani bunu aslında ön plana atabiliriz. Malınızdan yaşadığınız durumlarla alakalı... Hayır görememenizin sebebi var arkadaşlar. Yani evet malı çok olur. Miras kalmış olur işte ne bileyim. Arsası olur tarlanı tapanı olur. Aslında hani bir e, zor günde zor gündeyim ben dediği bir parası var aslında. Bunu sizin için söylüyor. Ama diyor ki malındaki hayra görememesinin nedeni var. Bakın şurayı okuyun arkadaşlar. Düşman eve cedidir haset edicileri ve düşmanı çok olur. Düşmanınız o kadar çok fazla ki hane dışarısında yılan gibi dolaşıyorlar. Resmen yılanlardan bir örgü halinde hane dışarısında evi saramıyorlar. Evin içine giremiyorlar. Çünkü ev dualı ve ev okunmuş gözüküyor. Evin içerisinde dua eden, evin içerisinde şifa veren, eve şifa vermeye çalışan bir kişinin olduğundan kaynaklı. Haset edicileri, düşmanları, kıskançlık yaşattıkları evin içerisinde giremiyor. Haneden, yani siz haneden çıktıktan sonra asıl size zararı o zaman veriyorlar. Yani bu işte kariyer hayatınızdaki yapmak istediklerinizle uğraştığınız belgelerle, imzalarla uğraştığınız şeylerle. Bakın bir çoğunuzda hane dışarısında yani bulunduğunuz şehirden başka şehire gitmek gibi bir düşünce olmuş. Ticari amaçlı belki, de iş amaçlı ve bazılarınız resmiyete dair bir işle ilgili bir uğraş göstermişsiniz. Hatta bu uğraş gösterdiğiniz iş olmamış, atanma olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bakın bu şekilde şeyler bu düşmanlarınızdan kaynaklı, haset edicilerinizden kaynaklı olmamış arkadaşlar. Evet, kardeşleri evi hameldir. Ama gel gör ki bu videoyu izleyen kişi bir kardeşinin Yahuyunu sevmez olur, ya da kendisini sevmez olur. Babası ve anası evi sevirdir, sağlığında babasından kendisine ya bir miras kalır ya da babasının babasından kendisine bir miras kalır yani dedenizden. Yani mirasınız var. Hazırda bekleyen, evet ben zordayım dediğiniz zaman ortaya çıkacak bir miras bu arkadaşlar. Güzel de bir miras inşallah. Size hayır, size şifa getirecek herhangi bir sıkıntısını bu mirasın yaşamayacaksınız. Eğer ki bu mirastan davalı dahi, mahkemeli dahi olursanız bile hiçbir sıkıntı sizi bulmayacak. Hiçbir şer size rastlamayacak. Bu mirasın faydasını göreceksiniz. Bu mirasın ekmesi, ekmeğini yiyeceksiniz. Evladı evi cezva, e, cevzadır. Evladını genel olarak evladını genel olarak Özellikle evladıyla ilgili aksilik, sıkıntı, sorun yaşayan kişiler varsa, bunlarla ilgili bir şey demek istiyorum. Evladının huyunu sevmez olur. Evladının huyuyla ilgili problem yaşar. Evladının huyuyla, suyuyla, işte takıldıklarıyla dahi, arkadaşlarıyla dahi sıkıntı yaşar. Ve evlatlarının özellikle hastalığı kan hastalığından gelir. Yani kan hastalığı olur evlatlarında. Bu kan hastalığı nedir? İşte kansızlık olabilir. Biraz hani böyle yüksek bir hastalık gibi düşünmeyin. Evladının kanla ilgili bir problemi olur. Kan hastalığı olur kendisinde. Hastalığı evi kamerdir. Hastalığı yüreğinde bir ağrı yapar. Yani yüreğimizde daralma, sıkışma nefes alamama, nefes problemleri hatta sindirim problemleri yaşıyorsanız bu aslında sıkıntıdan gelen, stresten gelen bir hastalık haberiniz olsun. Yani bu doktor durumunu hastane durumunu çok ihmal ediyorsunuz. Bakın çok kendinizle ilgili yaşadığınız eksik gördüğünüz bir şey varsa bunu ihmal etmeyin. Zaten hayatınızda artık belli şeylere düzen getirmeye başlamışsınız. Hayatınızda bakın artık kendinize önem vermeye başlamışsınız. Ya ben şuraya gideyim Şurada bir kafamı dinleyeyim. Şöyle yapayım. Şunu alayım kendime gibisinden. Kendinize o kadar çok önem göstermeye başladığınız bir dönem ki. insanlar size baka baka doyamıyor. Düşmanlarınızın çoğalmasının nedeni de bir yandan bu. Kendinize önem vermeye başladığınız ve kariyer hayatınızla ilgili emek vermeye başladığınız bir dönem olduğu için. Çünkü siz ne yaparsanız yapın iyi bir şey yaptığınızda kesin ama kesinlikle düşmanlarınızın çoğaldığını fark etmişsiniz. Kesin olarak düşmanlarınızın sizi yanlış yönlendirmeye çalıştığını fark etmişsiniz. Evet bunu da söylemiş olalım. Şimdi burada balık enerjisinde vermiş ama Balık enerjisindeki durum şu. Sizin eğleneceğiniz insanın yani karakterinize uygun gerçekten sizi taşıyabilecek o insanın aslında dertlerinin ve sıkıntılarının, streslerinin, sorunlarının yani yükünün sizinle aynı yük olduğunu gösteriyor yıldızdağın açılımımız. Eğer ki evleneceğiniz insanı merak ediyorsanız, evleneceğiniz insanın huyunu merak ediyorsanız, suyunu, geçmişini dahi merak ediyorsanız onun ilk başta derdine bakın. Eğer ki derdi sizin derdinizle aynıysa ya da benziyor ise o insan sizin kısmetinizdir. Bu kadar basit. Ve bunu Yıldız Naim Açılımımız söylüyor arkadaşlar. Biraz da tabii ki bu durumlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sizinle aynı derdi paylaşmayan ya da sizinle aynı derdi yaşamayan bir insan sizinle bir hayatı genel olarak paylaşamayabilir. Çünkü sizde nazar olmuş e, nazarı da geçtim düşmanlarınız ve haset edicileriniz o kadar çok fazla ki evet evin içine giremiyorlar ama zamanında girdiklerinde de yapacaklarını zaten yapmışlar. O yüzden detaylı bir bakım almak istiyorsanız benden e, yardım alabilir iletişime geçebilirsiniz 0546 650 5170 numaralı telefonunuza whatsapp'tan iletişim sağlayabilir randevu talep edebilirsiniz arkadaşlar bu aralarda yorumlarda artık şöyle bir şey yapıyoruz en çok yorumu atan ve en çok yorumu beğenen kişilerden yani en çok yorumu beğeni almış kişilerden bir kişiyi seçiyoruz. Yani en çok yorumu almış işte biri 15 beğeni ise diğeri 16 beğeni ise mesela 16 olan kişiyi yazıyoruz. Diyoruz ki size sufala bakılacak. Sufala hediye edilecek. Bilginiz olsun böyle bir kampanya başladık. Her videomuzda bunu söyleyeceğiz, belirteceğiz. O yüzden yorum atmanız çok önemli bir noktada olacak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.